Uluslararası ulaşımda vasıtalar ve coğrafi koşullar göz önüne alınırsa aşağıdaki şeyler arasında yük ya da yolcu taşınırken hangisinin karşısında verilen ulaşım aracı kullanılmaz? Şimdi Berlin'den İstanbul'a giderken tren kullanabilirsiniz. Trenle gidebilirsiniz. Demiryolu var çünkü. Los Angeles'tan Tokyo'ya uçakla gidebilirsiniz. Bakü Ceyhan'ı Bakü'de çıkan petrolü Ceyhan'a kadar boru hattıyla, petrol boru hattıyla taşıyabilirsiniz. Chicago'dan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kentten Glasgow'a, İskoçya'nın en büyük kenti otobüste gidemezsiniz. Çünkü okyanus aşırı olmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız deniz olacak. Kalküta'dan Hong Kong'a gemiyle gidebilirsiniz arkadaşlar. Sorumuzun cevabı denizli olur. Sanayi devriminden önce yeryüzünde ulaşım sistemleri yeterince gelişmediği için ulaşım genellikle at, eşek, katır ve deve gibi binek hayvanları ya da yelkenli gemiler vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Ancak sanayi devrimi ile birlikte buhar gücünün makinalarda kullanılmaya başlanması özellikle demir yollarında ulaşımın hızlı şekilde gelişmesini sağlamış. Uzak mesafelere yapılan taşımacılık faaliyetleri gelişme göstermiştir. Buna göre söz konusu gelişmelerin haritadaki numaralanmış alanların hangisinde ilk olarak yaşanmış olduğu söylenebilir demiş. Şimdi sanayi devriminin ilk başladığı yer zaten Avrupa'dır. Özellikle İngiltere'dir. Dolayısıyla biz burada sanayi devrimiyle bağlantılı bir sanayinin gelişmesi arıyorsak, buhar gücünün kullanılması arıyorsak, sanayi devrimiyle ilgili bir ilişkili bir konu arıyorsak 3'te bulacağız. Cevabımız Ceyhan olacaktır değerli arkadaşlarım. Ulaşım ağlarının sıklığı ve kalitesi ülkelerin kalkınma düzeyini gösterir. Ekonomik, tektonik, teknolojik yönden kalkınmış ülkelerde ulaşım ağı sık. Ulaşım sistemleri çeşitli, hızlı ve konforludur. Az gelişmiş ülkelerde ise ulaşım imkanları ve ulaşım teknolojisi yeteri kadar gelişmemiştir diyor. Buna göre şu ülkelerin hangilerinde ulaşım sistemlerinin daha çeşitli ve konforlu olduğu söylenebilir demiş. Elbette Japonya, teknoloji arıyorsak Japonya'da buluruz. İngiltere'de buluruz. Bunlar sanayileşmiş, teknolojinin iyi olduğu, ekonomik yönden kalkınmış ülkelerdir. O zaman cevabımız 1 ve 2 olacak. Meksika ile Namibya olmayacaktır. Meksika gelişmekte olan bir ülkedir. Namibya Güney Afrika'da bir ülkedir. Dolayısıyla bunları almıyoruz. 3, 4'ü 1 ve 2'yi alabiliriz. Cevabımız Adana olacak değerli arkadaşlar. Karayolu ağının sık ve gelişmiş olduğu yerlerde nüfus yoğun ve şehirleşme oranı yüksektir. Buna göre haritada numaralanmış alanların hangisi de söz konusu duruma bağlı olarak şehirleşme oranlarının fazla olduğu söylenebilir. Karayolu ağının sık ve gelişmiş olduğu yerleri arıyoruz. Bu durumda karayolunun en gelişmiş olduğu, en sık olduğu 1. Amerika Birleşik Devletleri'ni alırız. 2. Avrupa'yı alırız. 3'ü almıyoruz. 3'ün olduğu yer Namib. Çöl bölgesidir. 4 numara. Özür dilerim. Evet, 4 numara 5 diyesim geldi bir anda. 4 numaraya baktığımız zaman 4 numarayı alıyoruz. Japonya'da hem karayolu hem demiryolu ulaşım sistemlerinin hepsi gelişmiştir. Yani özellikle nüfusun yoğun olduğu, şehirleşme oranının yüksek olduğu yerlere baktığımızda zaten 1'in, 2'nin ve 4'ün yoğun olduğunu görüyoruz nüfus olarak. 5'te yine aynı şekilde nüfus seyrektir. 5'te zaten Avustralya'da nüfusun yoğun olduğu kısım şu kısımdır. Orayı da zaten göstermemiş. Dolayısıyla bu arada çöl bölgesi de şu iç bölgedir. Burası tropikal iklimle muson iklimi karışık bir iklim görür ama kalabalık değildir yani en nihayetinde. Sonuç olarak biz burada yoğun nüfuslu yer aradığımız için 1, 2 ve 4'ü işaretleyeceğiz. Yani cevabımız Denizli olacak değerli arkadaşlar. Karayolu ağının en uzun olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri, en sık olduğu yer Batı Avrupa ve Japonya'dır. Yukarıda verilen bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri toplam karayolu uzunluğu en fazla olan ülke olmasına rağmen 1000 kilometrelik alana düşen karayolu uzunluğu bakımından geri sıralarda olmasında eyalet sistemiyle yönetiliyor olması etkili değildir. Yüz ölçümünün tablodaki ülkelere göre çok daha fazla olması etkilidir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki karayollarının Avrupa ve Japonya'dakilere nazaran şerit sayısının az olmasıyla ilgisi yoktur. O zaman cevabımız Bursa olacak değerli arkadaşlarım.
Demiryolu ulaşımında özellikle 1970'li yıllardan sonra önemli gelişmeler göstererek hızlı trenlerin kullanılmasına ağırlık veren ülke aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, hızlı tren dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen ülke bizim Japonya olmalı. Japonya özellikle bu işe ilk başlayan ülkelerden ve şu anda da oldukça teknolojik ve oldukça geniş alanlarda ve sıklıkla kullanıyor demiryolu bağlantısını. Cevabımız Edirne olacak. İlk ve orta çağlarda daha dar alanlarda kullanılan deniz yolları coğrafi keşiflerle birlikte daha çok kıtalar arası ticarette kullanılmaya başlanmıştır. Buharlı gemilerin icadı ile birlikte ağır tonajlı gemilerin yapılması bu yolların önemini daha da arttırmıştır. İngiltere'de 1900'lü yılların başında üretilen ve 1912 yılında trajik bir deniz kazası ile buzdağına çarparak batan ünlü Titanic yolcu gemisi bu amaçla üretilmiş transatlantik deniz yolu taşıtıydı diyor. Daha ilk seferinde batan bu yolcu gemisine seyahat eden insanlar haritada numaralanmış hatların hangisinde yolculuk etmişlerdir diyor. Haritada işaretli alanların hangisinde yolculuk etmişler? Transatlantik, özellikle Titanic, özür dilerim. Kuzeybatı Avrupa ülkeleriyle Avrupa ülkeleri, özür dilerim, Amerika Birleşik Devletleri arasında seyahat ederken bu kazayı geçirdi. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacaktır. 5 olacaktır yani. Deniz yolu ulaşımının avantajları arasında hangisi sayılır demiş. Yol yapım bakım giderlerinin olmaması doğru sayılır. Güzergahta istendiği anda değişiklik yapılabilmesi sayılır. Tek seferde fazla miktarda yükün taşınması sayılır. En hızlı ve en konforlu ulaşım sistemi değildir. En hızlı ulaşım sistemi havayoludur. O zaman 1, 2, 3 dedik. Yani cevabımız Denizli oldu değerli arkadaşlar. Batı Avrupa ile Kuzey Amerika'yı birbirine bağlayan Kuzey Atlantik yolunun dünyadaki en önemli deniz yolu olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Batı Avrupa ile Kuzey Amerika arasında önemli bir ticaret söz konusudur. Özellikle buradaki ticaretin fazla olması Kuzey Atlantik dediğimiz Atlas Okyanusu'nun özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkelerle Batı Avrupa'da yer alan Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerin özellikle ticaret yaptığı alan olarak, geçiş yaptığı güzergah olarak dikkate alıyoruz. O yüzden burada baktığımızda dünyanın en önemli üretim ve tüketim merkezlerini birbirine bağlaması bu alanda trafiği daha da, gemi trafiğini daha da arttırmıştır. O yüzden doğru cevabımızın burada B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Kuzey Atlantik yolunda şiddetli fırtınaların görülmemesi diyor ki burada okyanuslarda fırtınalar her zaman görülen özellikler arasında. Okyanus akıntıları sayesinde gemilerin az yakıtla yolculuk edebilmesi diyor ki bu sadece burada olan bir şey değil. Güney Yarımkürede ya da Atlantik'in güneyinde de bu akıntılardan söz edebiliyoruz. Deniz yolu güzergahındaki okyanusta turizmin geliştiği adaların bulunması ki burada ticaret hacminde özellikle üretim ve tüketim çok çok önemli. Deniz korsanlığı ve gemi kaçırma gibi güvenlik sorunlarının olmaması, tabii bu sorunun olmaması sadece buraya ait bir şey değil. O yüzden de hani gelişmiştir diyemeyiz. Başka yerler de var özellikle bu korsan saldırılarının olmadığı ama en çok yoğunluk buradaysa demek ki önemli üretim ve tüketim merkezlerini birbirine bağlamasını dikkate alacağız. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. 3 tane öncül vermiş. Yukarıda güzergahları verilen gemilerin yolculukları sırasında geçmeleri gereken boğaz ya da kanallar aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. New York limanından yola çıkan bir gemi en kısa deniz yolunu izleyerek San Francisco'ya ulaşmak istiyorsa Panama kanalından geçmek zorundadır arkadaşlar. Şu ikisinden bir tanesi ya Adana olacak ya Denizli olacak. Barcelona'dan hareket eden bir kuru yük gemisi Rotterdam limanına gitmek istiyorsa Cebeli Tarık'tan geçmek durumunda. Mersin limanından ayrılan bir turist gemisi en kısa yoldan Yemen'e ulaşmak istiyorsa Süveyş kanalından gitmek durumunda. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacaktır. Dünyada havayolu ulaşımının en fazla gelişme gösterdiği ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi ilk sırada yer alır? Havayolunun en çok gelişme gösterdiği ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yaklaşık olarak 11 bin kilometre, özür dilerim, 11 bin kilo, 11 bin tane hava limanı vardır, irili ufaklı. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm dünyadaki
Hava yolu taşımacılığının neredeyse üçte biri de Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde gerçekleşir. Dolayısıyla cevabımız Adana olacaktır değerli arkadaşlar. Aşağıdaki haritada bazı havayolu güzergahları numaralandırılarak gösterilmiştir diyor. Bu alanlardan hangileri arasında havayolu trafiğinin daha yoğun olduğu söylenebilir demiş. Tabii ki 1 Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Çin olacaktır. Bunlar nüfusun çok yoğun olduğu yerler çünkü. O zaman 1 ve 2 alacağız. Yani cevabımız Adana olacak değerli arkadaşlar. Aşağıdaki Boğaz ya da kanallardan hangisinin dünya ticareti ve yolcu taşımacılığındaki önemi diğerlerine göre daha azdır demiş. Panama kanalı çoktur. Süveyş kanalı en çoklardan. Panama'da en çoklardan. Cebelitarık en çoklardan. Malakka en çoklardan. Güney Amerika'daki Magellan Boğazı'nın artık pek bir işlevi kalmamıştır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak.